Tesla yatırımcıları zor günlerden geçiyorlar. Ben de onlardan bir tanesiyim. %54'e yaklaştı Tesla'nın zirveden bu yana düşüşü. Son bir ay içerisinde Twitter satın almasının gerçekleşmesiyle beraber Nasdaq yukarı doğru hafif giderken Tesla %24 daha değer kaybetti. Dün tek günde Tesla'nın değeri %7'ye yakın eridi. Hakikaten insanın canını acıtacak gelişmeler bunlar. Peki ne oluyor? Tesla ölüyor mu? Tesla'da neler değişti? Twitter satın alması Tesla'yı neden etkiliyor? Ve daha önemlisi, çıkış var mı? Tesla'nın işleri düzelecek mi? Tesla'nın işleri kötüye mi gitti? Tesla nerede toparlayacak? Elon Musk bu konuda neler yapacak? Elon Musk'ın planı var mı? Elon Musk neden sessiz kalıyor? İşte bütün bunları bugün ele alacağız ve Tesla'nın tekrar yükselişe geçmek için ihtiyaç duyduğu katalizörlerden bahsedeceğiz. Bugünkü Tesla videosunu 5 bölüme ayırdım. İlk bölümde neden Twitter satın alması Tesla hissesine olumsuz etkiliyor, biraz onun üzerine duracağız. Daha sonra temel ekonomik gelişmelerin, resesyon gibi, enflasyon gibi konuların Tesla hissesini nasıl etkileyebildiği üzerine duracağız. Tesla'nın işleri peki nasıl gidiyor? Gelecek yıla ilgili beklentiler ne? Ona bakacağız. Tesla'nın hisse senedi şu anda ucuz mu, pahalı mı? Gözden geçireceğiz ve en sonunda da Tesla'yı düzlüğe çıkacak katalizörler neler olabilir? Bunlara bakacağız. Pekala, önce Elon Musk'ın Twitter satın almasının Tesla fiyatı neden baskıladığına bir bakalım. Biriniz gayet bariz Twitter satın almak için Tesla hissesi sattı. İşin birinci yönü bu. İkincisi, eğer Twitter kâra geçemezse, Twitter pek kâr eden bir şirket değil, hatta son dönemde hem dünyada reklam gelirlerinin genel olarak azalması hem de Twitter'ın borçlanmasının getirdiği faiz yükünden dolayı muhtemelen zarar ediyor şu anda şirket. Bilmiyoruz içerisini. Ama eğer Elon Musk Twitter'ı kâra geçiremezse daha da fazla hisse satmak zorunda kalabilir Tesla tarafında burayı finanse etmek için. Twitter satın almasının Tesla üzerindeki bir başka etkisi de Demokratlarla Elon Musk'ın girdiği kavga. Elon Musk Twitter'a Trump'ı ve pek çok cumhuriyetçiyi geri getirdi. Demokratlar da bu fikirden nefret ediyorlar. Bundan dolayı diyorlar ki bundan sonra asla Tesla otomobili satın almayız. Bir yandan hükümetin çeşitli birimleriyle kavga halinde, doğrudan doğruya Biden'la kapışıyor Elon Musk. Bundan dolayı yatırımcı biraz ürküyor olabilir. Ve bir diğer faktör de tabii bunu fırsat bilen short seller'lar, yani Tesla'yı açığa satan spekülatörler de şu anda hisseyi manipüle ediyor olabilirler. Dünkü düşüşe bakacak olursak ben arkasında bunu olduğunu düşünüyorum. Aslında sırf dün değil, birkaç gündür fiyat akışına baktığımızda Tesla'nın güne sakin başlıyor. Sonra aniden çok büyük sert düşüşler geliyor. Bu öyle bireysel yatırımcının yapacağı bir şey değil. Bu daha ziyade büyük fonların ve açığa satan büyük manipülatörlerin yapabileceği bir şey. Buradan da bir etki görüyor olabiliriz. Ama her halükarda Twitter Tesla üzerine ciddi baskı yaratıyor. Gelelim genel ekonomik durumun Tesla üzerindeki etkisine. Elbette olumlu değil. Neden? Resesyon beklentileri ağır basıyor şu anda. Resesyon demek insanların daha az tüketmesi demek. Böyle bu durumda insanlar otomobil satın almalarını erteliyor olabilirler, vazgeçiyor olabilirler. Bu da Tesla etkileyebilir. Faizler bir yönden yükseliyor. Faizlerin artması, araçlar genelde kredilerle alınan ürünlerdir. Kredi faizlerinin artması da yine talebi düşürüyor olabilir. Bu tür korkuların Tesla ve diğer bütün elektrikli araç üreticileri üzerine baskı yarattığı kesin. Ben inanıyor muyum? Pek inanmıyorum. Evet, elbette resesyon Tesla'yı bir miktar olumsuz etkileyebilir ama dünyada çok büyük bir dönüşüm var şu anda. Fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara dönüşüm. Bir yandan pek çok yerde elektrikli araçlar konusunda ciddi devlet teşvikleri var. Yani evet, toplamda otomobil pazarı bence de küçülecektir ama onun içerisinde elektrikli araçtan alacağı pay büyüyecektir. O pazarın lideri Tesla. O yönüyle ben resesyonun Tesla üzerindeki etkisinin kısıtlı olduğunu ve analistlerin bunu biraz abarttığını düşünüyorum. Buradan da nereye geliyoruz? Acaba gelecek yılın Tesla performansı hakkındaki beklentilerim neler, ona geliyoruz. Tesla bu yıl son çeyrekte 400 binin üzerine araç üretiyor olacak ve yılı 1 milyonun üzerine bir üretimle tamamlamış olacak. 2023 için beklenti 2 milyon civarında araç üretiyor olmaları. Bunun ağırlıklı bölümü Model Y ve Model 3 olacak ama onun yanına Cybertruck, yani kamyonet de devreye girmeye başlıyor. 2023'ün son çeyreğinde devreye gireceğini düşünüyorlar. Bir yandan da bu yılın son çeyreğinde tır çekicisi Semi'nin satışlarına başlıyor. Onun adet üzerine etkisi az olacaktır ama bunlar çok pahalı araçlar, toplam gelir üzerindeki etkisi epey olumlu olacaktır. Öte yandan Tesla otonom sürüşte de çok ileri gitmiş durumda. FSD 11, yani Full Self Drive 11 isimli yazılım versiyonu şu anda Amerika'da yayılmaya başladı. Hep şöyle başlıyor: önce bir sadece çalışanları kullanıyor onu, yazılımda bir sorun çıkmasın diye, sonra yavaş yavaş yayıyorlar ve bunun tabii gelir üzerine çok olumlu etkileri olacak. Neden? Çünkü Tesla bu alandaki gelirlerini öteliyor. Şöyle gelişiyor süreç: Tesla aldığınızda FSD yazılımını da satın alıyorsunuz. Ama Tesla bunu gelir olarak yazmıyor çünkü henüz kullanıcılar yararlanmıyorlar ondan. Bundan yararlanmaya başladıkça kullanıcılar onu gelire dönüştürmeye başlıyor. Bunda yine gelir üzerinde olumlu etkileri olacak. Öte yandan Tesla'nın enerji tarafındaki işleri de hızlıca büyüyor. Dünyada fosil yakıttan elektriğe dönüştükçe şirketlerin enerjilerini depolamak konusunda Tesla'ya daha fazla ihtiyaçları olacak. Büyük bataryaları şirketler satın alıyorlar. Pek çok yerde bu konuda projeler duyuyoruz. Yani ben böyle baktığımızda evet, resesyonun bir miktar mutlaka etkisi olacaktır. Ama Tesla'da o kadar çok yeni proje var ki 2023 yılını Tesla'nın ciro olarak en az %50 veya üzerinde
büyümeyle tamamlayacağını hala inanıyorum. Ve üstelik Tesla çok karlı bir şirket. Yeni yayınlanan bir raporda Tesla'nın otomobil başına karlılığının Toyota'nın 7 katı olduğunu gösteriyor. Yine Tesla'nın esas faaliyet karına baktığımızda sektörün çok ötesinde faaliyet karları elde ediyor. Bunlara daha ileride daha detaylı videolar inşallah bakıyor olacağız. Böyle baktığımda bir yandan ciro büyümesi var, bir yandan yüksek karlılık var ve bir yandan da çok ciddi bir pozitif nakit akışı var. Bu pozitif nakit akışını Tesla isterse yeni yatırımlara, inovasyona harcayabilir. Elon Musk bir miktar hisse senedi geri alımına gidebileceklerini söyledi. 5-10 milyar dolar arasında buna başlayabilir ve hatta paranın bir bölümünü yatırımcılara dağıtıyor olabilir. Yani temettüye geçebilir. Bunu pek beklemiyorum açıkçası. Bu yönüyle 2023'ün Tesla'nın genel operasyon açısından son derece iyi bir yıl olacağına inanıyorum. Peki Tesla'nın hisse senedi fiyatı ucuz mu? Çok düştü, acaba yeterince düştü mü, artık ucuz mu? Bence ucuz ama tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil, çok daha fazla düşebilir. Neden? Çünkü fiyat kazanç oranı hala epey yüksek. 50'ler civarında. Otomobil sektörünün ortalamasını kıyaslayınca bunun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama eğer Tesla'yı bir teknoloji şirketi olarak görürseniz o zaman işler değişiyor. Gelecek yıl Tesla'nın hisse başı karlılığının %50 civarında büyüyeceğini bekliyoruz. Böyle baktığımızda gelecek yılın karıyla bugünkü hisse senedi fiyatını kıyasladığımızda fiyat kazanç oranının 30'lar civarında olduğunu görüyoruz. Yandaki tabloda görüyorsunuz teknoloji sektörü oyuncularına kıyaslayınca Tesla burada ortalama bir yerlere gelmiş oluyor. Yani bence artık Tesla pahalı bir hisse değil. Ama tabii bilinmez. Çünkü bir yandan Twitter meselesi var. Bir yandan genel ekonomik gelişmeler var ve bir yandan da short seller yani açığa satanların saldırıları var. Bundan dolayı hisse buradan geriye gidebilir mi? Gidebilir. 150 dolarla kadar düşerse şaşırmam açıkçası. Daha altı 140'ta ciddi bir destek var. Oradan sonrası biraz ürkütücü olabilir. Ama geriye gitme ihtimali kısa vadede elbette var. Uzun vadede baktığımızda ise yılda %50 büyümeye devam ediyorsa ki gelecek yıl için aşağı yukarı garanti, sonraki yıllarda da böyle öngörüyorum. Tesla şu anda yatırım yapılabilecek teknoloji hisseleri arasında en iyi opsiyonlara bir tanesi benziyor. Ama ben de bilirim ki sakın tavsiyeme güvenmeyin. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Peki Tesla ile ilgili genel tabloyu böylece özetlemiş olduk. Peki buradan yukarıya doğru hisse senedinin dönüşünü sağlayan katalizörler ne olabilir? Birkaç tane var. Bunlardan ilki ve en temeli bence son çeyrek karlılığının çok yüksek geliyor olması. İnşallah öyle olur. Hem satışlarda hem karlılıklarda yüksek bir performans varsa Tesla üzerindeki pek çok bulutu dağıtır bu. İkinci bir mesele Twitter tarafındaki belirsizliklerin tabii bitmesi. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Twitter'da kullanıcı sayısı ciddi bir artış var. Ama acaba bu reklam gelirlerine yansıyor mu? Elon Musk'ın Twitter'daki yeni gelir modeli olan 8 dolarlık abonelik gibi modeller nasıl geliyor bunları bilmiyoruz. Eğer oradaki baskı biraz azalırsa yani Twitter'ın kâra geçmek üzere olduğu, iyi gittiği bilinirse bu Elon Musk'ın tekrar Tesla hissesi satmak zorunda olma ihtimalini ortadan kaldırır. Üçüncü iyi bir katalizör Tesla'nın hisse senedi geri alımlarına başlaması olur. Bunu bu yıl bekliyor muyuz? Elon Musk muhtemelen 2023'te yapacağız dedi. Ama hissenin fiyatı çok hızlı geriliyor. Belki de burada bir hedefleri vardır. Mesela atıyorum 150 dolar altında hisseyi geri almaya başlayacaklardır. Buna bir 5-10 milyar dolar civarında bütçe ayırdıkları biliniyor. Kötüye gidişteki duygusal kırılmaları bir miktar engelleyecektir ve tekrar yukarıya doğru bir dönüş sağlayabilir. Ekonomiyle ilgili genel haberler tabii bizi olumlu etkileyebilir. İşte Fed'in politikası, bir değişiklik, faizlerin düşmesi gibi çok beklemiyoruz kısa vadede. Bunların yine Tesla üzerinde olumlu etkisi olabilir, görmek gerekiyor. Ve son olarak da belki Elon Musk'ın demokratlarla olan kavga tonunu biraz dengelemesi ve onlarla barış yapması iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu da hisse senedi üzerindeki baskıyı ve Elon Musk'ın ve Tesla'nın gelecekle ilgili gidişatı konusundaki endişeleri biraz azaltmaya yardımcı olacaktır. Ben Tesla'yı böyle görüyorum. Aranızda Tesla yatırımcıları var biliyorum. Tesla'ya yatırım yapmayı düşünenler var biliyorum. Fiyat hareketlerini yakından gözlemleyenler var biliyorum. Bir videoda bu kadarını sığdırabiliyorum genel görüşlerimin. Ama lütfen gelin bizim yatırım ve gelecek topluluğuna üye olun. Çünkü orada daha detaylı analizler paylaşıyorum. Linki yukarıda ve aşağıda. Bir de benim çok sevilen bir eğitimim var. Nasdaq borsası nasıl yatırım yapılır konusunda. 6. tekrarını yapacağız yakında. Onunla ilgili linki yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Gelin o eğitime de katılın. Çünkü bence Nasdaq borsası yavaş yavaş yatırım yapılabilir hale geliyor tekrar. Oraya nasıl yatırım yapılır, neden farklı bir şey oraya yatırım yapmak, o konuda da sizi bilgilendirmiş olurum.